Arkadaşım selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın, hoş geldin. Yeni bir haftaya, yeni bir derse tekrar tekrar hoş geldin. Evet, yeni bir hafta dedik, yeni bir haftanın yeni konusu ikinci dereceden eşitsizlikler sevgili arkadaşlar. Şimdi TYT Matematik'te yani Mat 1 dediğimiz kısımda basit eşitsizlikler görmüştün. Bu basit eşitsizlikler dediğimiz konu, yani ismi basit eşitsizlikler ama öyle basit değil. Yani basitliğinden kaynaklı basit değil ismi. E, sıradan demek yani birinci dereceden oluyor arkadaşlarım bunlar birinci dereceden eşitsizlikleri basit eşitsizlikler demiştik şimdi mat 2'de artık ikinci dereceden eşitsizlikleri işleyeceğiz seninle birlikte ve ikinci dereceden eşitsizliklerde aslında temel mantık aynı basit eşitsizliklerle aynı sadece burada kafamız karışmasın diye bazı önemli noktalara değineceğiz ki bu noktalardan bir tanesi de tablo yöntemi olacak. Bol bol tablo çizeceğiz sevgili arkadaşlarım. Ve bu tabloları da elin alıştıktan sonra emin ol çok daha basit bir şekilde yapacaksın. Ee, bunun haricinde konuyla alakalı ekstrem bir durum yok. Yani öyle ekstra ekstra bir konu değil. yani Trigonometri gibi tamamen farklı bir olay değil. Veya türev gibi integral gibi tamamen farklı bir olay değil. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım alışkın olduğumuz bir matematik işleyeceğiz sizle birlikte o yüzden artık dersimize geçebiliriz diye düşünüyorum. Umarım iyisindir sen de, hazırsındır derse. PDF çıktını almadıysan ve ilk defa katılıyorsan dersimize PDF açıklama kısmında mevcut. Tek tıkla indirebilirsin. Bunun dışında da sevgili arkadaşlarım, e, TYT matematikle alakalı bir uyarım olacak size. TYT matematikle sevgili arkadaşlarım, biliyorsunuz ki bizim 40 soru serisi TYT matematik diye bir kitabımız var. Daha doğrusu fasikül tarzında. Toplamda 80 sayfalık, içerisinde 9 tane bölüm olan bir fasikül Her konudan 40'ar tane soruyla sevgili arkadaşlarım, 40 adımda seni TYT Matematik'te ölçüyoruz. Hem kendini ölçüyorsun hem de ben seni ölçmüş oluyorum. Ee, bu 40 tane soru birbirinden özel ve birbirinden güzel sorular. Yani daha öncesinde e, bu seri 2,5 senelik bir seri aslına bakarsan ve bu sene ilk defa kitabı çıktı... Çok da sevilen bir seri aklında bulunsun. İlk defa duyuyorsan, ilk defa görüyorsan mutlaka bir incelemeni tavsiye ederim. Bu fasikülü ciddi anlamda çok ucuz fiyatlarda çıkardık piyasaya. Bu fasikülü edinip arkasından benim videolarımla birlikte ki her videonun içerisinde her soru kaçıncı dakikadaysa bunları bile ekledim. Çünkü videolar biraz uzun yaklaşık 100-110 dakika arası. Ama bu fasikülün amacı şu. Onu da hemen belirtelim. Gençler ee, siz herhangi bir konuda o 40 soruyu adam akıllı biçimde çözebiliyorsanız sizin için o konu bitmiştir. Yani aslına bakarsan bir check-up fasikülü. Tamam kendini sınayabileceğin, kendini görebileceğin, hangi aşamada olduğunu görebileceğin ve konuların eksik mi kalmış yoksa tam anlamıyla oturmuş mu bunu test edebileceğin bir fasikül. Ve ciddi anlamda da ben o fasikülün içerisinde bu sene TYT'de çok fazla soru bekliyorum. Umarım senin yararına olmuştur destekleriniz için ve güzel yorumlarınız için o seri içinde sevgili arkadaşlarım sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Evet gençler artık dersimize geçebiliriz. Abone olduysanız ve videoyu da şu an beğendiyseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Buyurun dersimize geçelim. Evet şimdi ben senin için şöyle da yaklaştırayım ki 62. sayfamızdayız PDF'lerde. İkinci dereceden eşitsizlikler kısmındayız sevgili arkadaşlarım. Denklem versiyonunu çözerken biz bu eşitsizliklerin İkinci dereceden ifademiz hep başka bir ifadeye eşitti. Şimdi ise eşit olmama durumlarını ele alacağız. Eşit olmama durumlarını hangi ifadelerle ele alacağız? Tabii ki sevgili arkadaşlarım küçüktür, büyüktür, küçük veya eşittir, büyük veya eşittir söylemleriyle biz bu ifadelerin eşit olmama durumlarını ele alacağız. A sıfırdan farklı ve ABC reel sayı olmak üzere AX kare artı BX artı C küçüktür sıfır, büyüktür sıfır, küçük veya eşit, büyük veya eşit sıfır biçimde gösterilen eşit olmama durumlarına ise burada ikinci dereceden ifadeler tanımladığımıza göre sevgili arkadaşlarım ikinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikler diyeceğiz. Şimdi bakalım işaret tablomuza. Verilen ikinci dereceden fonksiyonun hangi sayı aralığında pozitif, negatif veya sıfır olduğunu temsilen gösteren tabloya işaret tablosu denir. Bu işaret tablosu olması olur mu? Olmadan da çözenler var. Yani ben bazen olmadan çözüyorum. Ama bu işaret tablosu sayesinde biz işimizi kolaylaştırıyoruz. Tamam. Ve tabii ki bazı karman çorman ifadeler olacak, eşitsizlikler olacak. Bunları tablo yapmadan çözebilmek de, onu düşünebilmek de neredeyse imkansız. Dolayısıyla tablo çizeceğiz arkadaşlar. Tamam. Bundan kurtuluş yok fx ikinci dereceden bir fonksiyon olmak üzere fx'in işaret tablosunu çizmek için de aşağıdaki adımları uygulayacağız. Birinci adımda fx eşittir sıfır denklemi bunu sağlayan x'ler bulunur. Yani f(x)'in köklerini buluyoruz ve sayı doğrusunda gösteriyoruz. Sayı doğrusunda göstereceksek bu kökleri küçükten büyüğe doğru sıralamamız gerekiyor. Köklerin varlığı veya yokluğu denklemin diskriminantı yardımıyla elde edilir. İkinci olarak f(x)'in baş katsayısı yani a, şuradaki a'dan bahsediyoruz arkadaşlar, buradaki a'dan. a'nın pozitiflik negatiflik bakımından inceliyoruz. Çünkü sevgili arkadaşlarım tabloya sağ taraftan hangi işaretle başlamamız gerektiğini bulacağız ve üçüncü olarak tablo çizilir. Şimdi örnek olarak şu örneğimize bakalım. Diyor ki bana 2x kare eksi 5x eksi 12 küçüktür 0. Bu eşitsizliğin işaret tablosunu oluşturalım demişiz. Şimdi öncelikle iki tane kökümüzün olduğunu ve bunların eksi 3 bölü 2 ile 4 olduğunu bulmamız gerekiyor. Bunu da bulmak için hemen şurada bulalım. Bak 2x'e x dedim tamam mı? Daha sonrasında da işte eksi 4'e eksi 4'e 3 dersem çarpımları eksi 12 3x-8x daha eksi 5x yapar dedik ve yan yana baktığınız zaman x'in 4 olduğunu ve buradaki x'in de eksi 3 bölü 2 olduğunu görebiliriz bak birinci kök eksi 3 bölü 2 ikinci kök 4 demişiz daha sonrasında bunları şuradaki sayı doğrusuna sevgili arkadaşlarım sıralıyoruz eksi 3 bölü 2 ile 4 dedik tabloya bacaklar takıyorsunuz daha sonrasında sütunlar oluştuktan sonra şuradaki yüzükleri buradaki boncukları buraya takmamız gerekiyor neden? Bu boncukların içi niye boş? Bazen dolu olabiliyor mu? Olabiliyor. Bunların için niye boş? Çünkü eşitlik yok arkadaşlar. Küçüktür tür yazıyor diye ya ifademizde. Eşitlik olmadığı için içleri boş. Eşitlik olsaydı içlerini dolduracaktık. Sağdan sola doğru gidilirken her tek katlı kökte işaret değişir. Peki bu işareti neye göre belirliyoruz? Baş kat sayımıza göre. Baş kat sayımız burada bizim 2 idi. Ve 2 sıfırdan büyük olduğundan biz bu tabloya artıyla başlıyoruz. Sol tarafa doğru geçtik. Bir tane kök gördük eksi dedik. Sol tarafa doğru geçtik. Kök gördük ve artı dedik. Bizden istenen bölgeye bakıyoruz şimdi. Bizden istenen bölge biliyorsun ki şurada küçük sıfır demiştik. Demek ki negatif aralık isteniyor dedik. Negatif aralık istendiği için de benim çözüm aralığım burasıdır diyeceğiz. Ve eksi 3 bölü 2 ile 4 açık aralığı bizim x'lerimizin bulunduğu yerdir diyeceğiz sevgili gençler. Bu kadar basit. Soruların içerisinde çok ama çok daha net anlayacaksın. Şimdi iyi dinle beni. Birinci örneğimiz x eksi 4 çarpı 2 eksi x büyük veya eşit 0. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi isteniyor bizden. Zaten e, bu ifade çarpanlarına ayrılmış biçimde verilmiş bana. Şimdi şuranın kökü nedir? 4. Buranın kökü nedir? 2. Kökleri sayı doğrusu üzerinde mis gibi sıralayacağız. Tamam? Mı? Şöyle sıraladım 2 ve 4. Daha sonrasında bunlara bacak takacağız. Bu bacakları taktıktan sonra hemen yüzüklerini takacağız. Şimdi burada ne var? Eşitlik var. Eşitlik olduğu için ben bunların içlerini bir güzel dolduracağım. İçlerini doldurduk. Şimdi ne var? Artıyla mı eksiyle mi başlayacağım? Buna karar vermem gerekiyor. Şimdi şuradaki x'in katsayısına bakıyorsun. Artı 1. Şuradaki x'in katsayısına bakıyorsun. Eksi 1. Dolayısıyla eksi. Burada da bu ifadeler çarpılmış. Artıyla eksinin çarpımı bana eksi 1 sonuç vereceği için ben burada eksiyle başlarım diyeceğim. Sol tarafa doğru giderken kök gördüm. Artı kök gördüm, eksi. Şimdi eksi, artı ve eksi oldu. Benden istenen yer pozitif olan yerlerdi. Dolayısıyla benim çözüm aralığım işte burasıdır diyeceğim sevgili arkadaşlarım. Şimdi çözüm aralığımız burasıysa artık şunu yazabiliriz. x elemandır. Bak, içi dolu olduğu için 2 de sağlıyor. Ve içi dolu olduğu için buradaki 4 de sağlıyor. 2 ile 4 kapalı aralıktır diyebiliriz. Bunun anlamı Bizim şuradaki x'lerimiz, buradaki x'lerimiz 2 ile 4 kapalı aralığındayken hangi x'i seçersek seçelim bu ifadenin sonucu sıfırdan büyük veya sıfıra eşit çıkar diyoruz. Ama gittin buradan 5 mi seçtin? Kusura bakma kardeşim negatif çıkacak. Buradan 1'i mi seçtin? E, negatif çıkacak sağlamaz. Ama buradan 3'ü mü seçtin? O zaman pozitif çıkar diyoruz. Bu tablonun amacı, bu tablonun mantığı, bu tablonun tek çizim amacı bu sevgili arkadaşlar. Tamam İkinci örneğimize bakalım o halde. Şimdi bizden demiş ki x kare eksi 8 x eksi 20 sıfırdan büyük. Ve istenen şey ne? İkinci derecede eşitsizliğin çözüm aralığında bulunmayan kaç tane x tam sayısı vardır diye soruluyor. Bulunmayanları bulacağız. Şimdi x'e x dedim. Burayı da eksi 10'a artı 2 biçiminde ben açabilirim. O halde kökler ne olur? Tabii ki eksi 2 ve 10 olur. Şimdi eksi 2 ve 10'u bir tablo üzerinde göstereceğiz. Sayı doğrusunda çizdim ben bunları. Eksi 2 ve 10. Tabii ki eksi 2 solda, 10 sağda. Bunlara bir de bacak taktık şu şekilde. Şimdi bunların yüzüklerini takacağız. Burada ne var? Sıfırdan büyük. Eşitlik var mı? Eşitlik yok. O halde içleri ne olacak? İçleri tabii ki de boş olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi işaretle, hangi işaretle başlayacağız? En büyük dereceli terime bakıyorsun x kare. Bunun kat sayısı ne? 1. 1 pozitif olduğu için Pozitifle başlıyorum. Kök gördüm negatif. Kök gördüm pozitif dedim sola doğru giderken. Ve benden istenen şey ne? Sıfırdan büyük olan bölge. Yani sıfırdan büyük olan bölgede tabii ki sevgili arkadaşlarım buradaki onun sağ tarafı ve eksi 2'nin sol tarafı diyebiliriz. Buraları taradınız. Taradıktan sonra artık şunu düşüneceğiz. Benden ne istemişti? Bunun çözüm aralığında bulunmayan burası çözüm aralığı. Burası çözüm aralığı çözüm aralığında bulunmayan kısım sarıyla taradığım bölgedir. Ve bu sarıyla taradığım bölgede hangi x tam sayıları vardır? Buna bakalım şimdi. Hocam, eksi 2 içi boş olduğu için zaten sağlamıyor. Dolayısıyla çözüm aralığında değil. 10 da içi burada boş olduğu için bu da sağlamıyor. Ve bunun aralığındaki bütün tam sayılar da yine sağlamayacak. O halde eksi 2'den itibaren eksi 1, 0 diye devam ediyor. Ta ki 9, 10 diyene kadar buradakilerin hiçbiri sağlamıyor. Bizden buradakilerin kaç tane x tam sayı olduğunu sormuştu. Adedi, adedi sorulmuş. O halde ne diyeceğim? En büyükten en küçüğü çıkaracağım ve 1 ekleyeceğim. Bu da bana 13'ü verecek. 13 tane bu eşitsizliği sağlamayan tam sayı vardır diyeceğim. Cevabım da bu olacak. Bunların toplamı sorulabilir. Bunların çarpımı sorulabilir. İşte bunların e, kaç adet olduğu sorulabilir aynı sorudaki gibi. Ama buradaki çözüm hiçbir şekilde değişmez. Hep aynı şekilde çözeceksin. Sadece ne istediğine dikkat edeceksin. Bu kadar basit. Tamam. Tabii daha karmaşıkları gelecek birazdan. Ama sıkıntı yok. Biz hepsini aynı yöntemle çözeceğiz. Devam. Örnek 3. x kare eksi 6 x artı 9. Şimdi x'e x diye ayırdım ben burayı. Bu kısmı da eksi 3'e. Hmm, eksi 3 diye ayırdım. Şimdi benim iki tane köküm var. Birisi 3 ve öteki de 3. Şimdi o zaman ben 3'ü şurada gösterdim sayı doğrusu üzerinde. Ve daha sonrasında bunu çizdim. Çizdikten sonra bunun bacağına da taktım. 2 tane 3'ü gösteremem aynı sayı doğrusunda değil mi? Farklı yerlerde gösteremeyiz. Peki neyle başlamış burası? 1. Şimdi ondan önce şuranın artıyla başladığını biliyorum. Fakat buraya boncuk takmam lazım değil mi? Şimdi kapalı aralık olarak göstereceğiz. Neden? Eşitlik var. Dolayısıyla ben buraya bir tane taktım ama iki tane 3'üm vardı. Demek ki bir tane daha takacağım. İşte bu durumda eğer kökler aynı geliyorsa ben bu köklere çift katlı köktür diyeceğim. Çift katlı köktür diyeceğim. Ve çift katlı köklerde de bu, bu şekilde iki tane göstermemizde fayda var. Şimdi burası artı mıydı? Evet artı. Şuraya geldim. Birinci kökü gördü eksi. Eksi buradaki kökü gördü tekrardan artı mı oldu? İşte burada da şöyle bir kuraldan bahsedeceğiz. Eğer çift katlı kök varsa tabloda İşaret değiştirmez diyeceğiz. Artı, çift katlı kökü gördüm tekrar artı diye yoluma devam edeceğiz. Tamam mı? Bu şekilde düşüneceğiz. Ama asıl amacı şu. Bunu gördü eksi, bunu gördü artı, artı olarak devam etti. Asıl amacı bu sevgili arkadaşlarım. Sebebi bu. Pekala. Şimdi benden istediği yer neresiydi hocam? Benden istediği yer sıfırdan büyük yerlerdi. E sıfırdan büyük yerlerse burayı da istiyor. E bunun solu da sıfırdan büyük yani pozitif burayı da istiyor. Şimdi o zaman her yeri istiyor. Peki 3'ü istiyor mu? Bak eşitlik olduğu için 3'ü de istiyor. İçi dolu. O halde ben ne diyeceğim? Buranın tamamı bana tüm sayı doğrusunu verir. E, tüm sayı doğrusunu kapsayan sayı kümesi neydi? Tabii ki reel sayılardı. Bak sayı doğrusunu kapsayan reel sayılardı. Tüm sayı kümelerini kapsayan karmaşık sayılardı. Ona dikkat et. O halde ben cevabıma tüm reel sayılar diyeceğim. Ya da başka bir de işte eksi sonsuz da artı sonsuz açık aralığındadır x'ler diyebiliriz. İkisi de olur. Tamam. X'ler ya bu aralıkta ya da X'ler reel sayının bir elemanıdır diyebiliriz tüm reel sayıların. Üçüncü soruyu da bu şekilde çözdük. Çift katlı kökün mantığını da anlamış olduk. Şimdi dördüncü soruda bu çift katlı kökü farklı bir yerde daha kullanalım. Mesela x 2'nin karesi demiş. Burada kökümüz x eşittir 2 ama 4 tane x 2'nin çarpımı olduğu için burada 4 tane 2 var. 2'nin sayısı buradaki kök sayısı 4 olduğundan çifttir. Dolayısıyla x eşittir 2 çift katlı köktür diyeceğiz. x eksi 3'ün küpü bak küpü olduğu için x eşittir 3 bizim kökümüzdür ama tek katlı köktür. Şimdi ben 2'yi ve 3'ü sayı doğrusu üzerinde bir güzel göstereceğim. Hop çizdim. Bacaklarını da attık. Eyvallah. Sonra ne yapacağız hocam? Şöyle. 2 çift katlı köktü ve eşitlik yok. O halde 2 tane taktım şuraya. Eşitlik olmadığı için içlerini de boş bıraktım. 3 tek katlı kök olduğu için bir tane çizdim. Şimdi sağ taraftan işaretle başlayacağız. Burası zaten dördüncü kuvvet olduğu için şurası eksi x olsaydı bile dördüncü kuvvet olduğu için pozitif olacaktı. Burası pozitif. Şuraya bakıyorum ve bu da pozitif hocam. Pozitifle pozitifin çarpımı pozitiftir diyeceğim. Artıyla başladım. Tek katlı kök gördüm eksi. Çift katlı kök gördüm eksi dedim. Tamam. Ve sonrasında bizden istenen yer neresi? Hocam sıfırdan küçük olan bölgeyi istiyor. Sıfırdan küçük olan bölge istendiğine göre ben negatif olan bölgeleri tarayacağım. Yani burayı ve burayı taradım. Şimdi dikkat. Biz bunu sağlayan en geniş çözüm aralığını istiyorduk. O zaman x'ler elemandır. Bak eksi sonsuzdan bu tarafa geliyor. Eksi sonsuzdan kaça kadar gitmiş? Hop 2'ye kadar taradık biz bunu. 3'e kadar özür dilerim. 3'e kadar dedin ama Şurada 2'nin içi boş olduğu için 2 sağlamıyor anlamına gelir. 2 sağlamıyorsa ben burada 2'yi tabii ki elemem gerekiyor. Demek ki benim çözüm aralığım sevgili arkadaşlarım işte buradaki eksi sonsuzdan 3'e kadar eksi 2 aralığı olacaktı. 2'yi burada sadece ama sadece tek bir eleman olarak çıkardığımız için bu elemanı da liste küme paranteziyle gösterdik sevgili yaşlar. Tamam bu kadar basit. Beşinci örneğimize de bakalım birlikte. Şu kısmın kökü. Şimdi o kısmın köküne geçmeden önce şöyle diyelim. 3x-1 çarpı. Şimdi şuradaki 9x kare aslında 3x'in karesidir. Ve 1 de 1'in karesidir. Burada 2 kare fark olduğunu görüyoruz. O halde ben bunu 3x-1 çarpı 3x artı 1 diye çarpanlarına ayırabilirim. Şuradaki kısmı. Şu ikisinin çarpımı 9x kare eksi 1 olmuş oldu. Şimdi dikkat et. Buradaki 3x-1 ile buradaki 3x-1 birbirinin aynısı. O halde ben 3x-1'in karesi diyeceğim buraya. Ve çarpı 3x artı 1 oldu. Sıfırdan küçüktür dedik. Şimdi buranın kökü 1 bölü 3'tür. Ve karesi olduğu için çift katlıdır. Şuranın kökü de eksi 1 bölü 3'tür. Ve birinci kuvveti olduğu için tek katlıdır dedim. Eksi 1 bölü 3'ü ve artı 1 bölü 3'ü bir sayı doğrusu üzerinde göstereceğim. Eksi 1 bölü 3 tabii ki 1 bölü 3'ten küçük olduğu için solda. Ve daha sonrasında sevgili arkadaşlarım burada küçüktür dediği için bu yüzüklerin içleri boş olacak. Ve 1 bölü 3'ün de çift katlı olduğunu unutmayacağız. Eksi 1 bölü 3 tek katlıydı. Şimdi geldim buraya. 3 pozitiftir. 9 pozitiftir. Pozitifle pozitifin çarpımı tabii ki yine pozitif olacaktır. Pozitifle başladım çift katlı kök gördüm pozitif, tek katlı kök gördüm negatif dedim. Ve sonrasında sıfırdan küçük dediği için de ben çözüm aralığı olarak eksi sonsuzdan eksi 1 bölü 3'e kadar olan kısmı taradım. Yani eksi diğerleri taradım. Başka tarayacağım bir yer var mı? Yok. Peki sağlayan en geniş aralığı bul demişti bana. O halde x'ler nerededir? Eksi sonsuzdan eksi 1 bölü 3 açık aralığına kadar olan bölgededir. Başka da sağlayan bu tarafta hiçbir x değeri yoktur. O halde cevabımız buydu diyeceğiz sevgili gençler. Evet 5. örneğimizde çözdük. 5. örneği de çözdükten sonra hemen sevgili arkadaşlarım bir alttaki sayfamıza yani bir sonraki sayfamıza geçtik. Px bölü Qx biçimindeki ifadelerle eşitsizlik çözümleri diyoruz. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Px bölü Qx Küçüktür sıfır, büyüktür sıfır, küçük veya eşit, büyük veya eşit sıfır şeklindeki eşitsizlikler çözülürken 1. p de Qx'in de sıfır yapan kökler bulunup sayı doğrusuna sıralanır. Şimdi normal şartlar altında ben denklem çözerken sadece eşittir sıfır diyorsam sadece şurayı sıfıra eşitliyordum pay kısmını. E niye? paydayı sıfır yapan değerler ifadeyi tanımsız yapar veya belirsiz yapar diyordum. Ama eşitsizlik konusu da hem bunun hem de bunun köklerini buluyorum, sayı doğrusunda işaretliyorum. Evet, paydayı sıfır yapan değerler yine kök olamayacaklar fakat işaret tablosunda artıdan eksiye, eksiden artıya geçişte çok fazlaca değerliler. Bundan kaynaklı ikisini de sıfır yapan kökleri bulup sayı doğrusunda sıralıyoruz. İkinci adımda qx'i sıfır yapan x değerleri paydayı sıfır yapacağından çözüme dahil edilmez diyoruz. Şimdi altıncı örneğimize bir bakalım birlikte. En basit örnekte başlıyorum. Şöyle birazcık yaklaşayım. Yaklaştıktan sonra da çözelim. Şimdi ne demiş bana 6. örnekte? x eksi 1 bölü x eksi 7 küçüktür 0. Hocam şuranın kökü 1'dir. Buranın kökü 7'dir. O halde ben 1 ile 7'yi sayı doğrusu üzerinde bir güzel sıraladım. Bunu sıraladıktan sonra da bacakları çizdik. Sıfırdan küçük demiş. Sıfırdan küçük dediği için 1'e eşitlik yok. 7 sıfırdan küçük olduğu için eşitlik yok demeyeceğiz. Paydanın kökü olduğu için eşitlik yok diyeceğiz. Ve şuranın katsayısı artı, buranın katsayısı artı, artı bölü artıdan artı geldi. Artıyla başlayacağım. Tek katlı kök gördüm eksi, tek katlı kök gördüm artı. Benden istenen yer neresi? Sıfırdan küçük olan bölge. Demek ki benim çözüm aralığım işte burasıdır diyeceğiz. Bu eşitsizliği sağlayan farklı x tam sayılarının toplamı sorulmuş. Sağlayanlar nerede arkadaşlarım? Şuradan başlıyor. 2, 3 var, 4 var, 5 ve 6 var sağlayan. Bunların içleri boş olduğu için sağlamıyor arkadaşlar. Tamam Dolayısıyla bizden ne isteniyor? 2 artı, 3 artı, 4 artı, 5 artı, 6 isteniyor. Demek ki bizim cevabımız ne olacak? 20'nin ta kendisi olacak. Tamam. 7. örneğimize hemen bakalım. Şuranın kökü nedir arkadaşlarım? 2. Buranın kökü nedir? Hocam 4. Peki buranın kökü nedir? 6. Hemen 2, 4 ve 6 için bir sayı doğrusu çizip bunları sıralıyoruz. Sonra bunlara birer bacak takıyoruz. Tamam. Sonrasında hocam ne yapacağız? 2 ve 4 paydanın kökleri, pay kısmının kökleri ve eşitlik burada var gördüğünüz üzere. O halde 2 ve 4'ün içleri dolu. Ama 6 kökü Paydanın kökü olduğu için içini boş bırakıyorum. Kabul. Sonra x'in katsayısı artı. X'in katsayısı artı. Bak x'in katsayısı eksi. Artıyla eksiyi çarptım. Eksi artıya böldüm. Eksi geldi. O halde eksiyle başlıyorum diyeceğim. Tek katlı kök gördüm. Artı. Tek katlı kök eksi. Tek katlı kök artı dedik. Sonra sıfırdan büyük olan bölge istendiği için de ben Çözüm kümemin şurada taradığım bölge ve burada taradığım bölge olduğunu tabii ki de söyleyebilirim. Pekala. Buradaki doğal sayılar soruluyor. Bak doğal sayı. Şimdi bu tarafta sonsuz tane sayı var diyebilirsin ama sınırlı sayıda doğal sayı var. Neler var? Sıfır var. Bir var. Bak 2 de sağlıyor. İçi dolmuş. Dolayısıyla sıfır artı bir artı iki dedim. Artı dördün sağladığını görüyoruz. 4 bir de şuradaki 5'in sağladığını görüyoruz. Artı 5. Peki 6 sağlıyor mu? 6 sağlamıyor. O halde bunların toplamı sorulmuş. Ben bunları toplarsam 9 artı 3'ten 12 gelir. Doğru cevabımız 12 olur diyeceğiz gençler. Geçtim 8'e. x eksi 1 çarpı x artı 6 bölü x kare eksi 1. Dikkatli bir şekilde dinliyorsun beni. Şuranın kökü 1. Buranın kökü eksi 6. Buranın kökleri de eksi 1 ve artı 1. İki tane kökü var. Şimdi dikkat et burada 1 var burada da 1 var. O halde bu 1'ler çift katlıdır. Neden? 2 tane var çünkü. Pekala sıralayalım şimdi. Eksi 6'mız vardı. Eksi 1'imiz ve artı 1'imiz vardı. Ben bunları sayı doğrusu üzerinde bir güzel sıraladım. Bacaklarını da taktım şu şekilde. Ve sonrasında bak iyi dinle şimdi. Bir çift katlı köktü. Paydanın da kökü olduğu için bir içlerini boş bıraktım. Normalde bir pay kısmının da bir köküydü. Eşitlik de var. İçini doldurabilirdim ama paydanın da kökü olduğu için alamayacağım sonuçta içini boş bıraktım. Eksi 1 paydanın köküdür. içini boş bıraktım. Eksi 6 pay kısmının kökü olduğu için içini doldurdum. Şimdi neyle başlayacağım? Artı, çarpı artı, bölü artı. Demek ki artıyla başlayacağım. Çift katlı kök gördüm işaret değişmedi. Tek katlı kök eksi, tek katlı kök artı dedim. Benden istenen yer sıfırdan küçük veya eşit olan bölgeydi. Yani şurası benden istenmiş diyebilirim. Bunu sağlayan x tam sayılarının toplamı sorulmuş. Peki sağlayanlar sorulduğu için ben artık şunu söyleyebilir miyim? Eksi altının içi dolu olduğu için sağlıyor. Artı bunun yanında eksi 5 sağlıyor. Eksi 4 sağlıyor. Eksi 3 sağlıyor. Eksi 2 sağlıyor. Eksi 1 sağlıyor mu? Sağlamıyor. Neden? İçi boş Çünkü. O halde sağlayanlar bunlar olduğuna göre bunların toplamı eksi 20'dir diyebilirim gönül rahatlığıyla. Ve evet 8. örneğimizde çözdüğümüze göre geçelim 9'a. x kare eksi 5 x eksi 14 çarpı x kare eksi 4 x artı 4 ve bölü -5x x kare eksi 5 x denmiş. x'e x diye ayırdım. Eksi 7'ye artı 2 diye ayırdım. x'e x diye ayırdım. Eksi 2'ye eksi 2 diye ayırdım x parantezinde x eksi 5 yazdım ve burasının da kökleri 0 ve 5 oldu. Şimdi paydanın kökleri 0 ve 5. Pay kısmına geçiyorum. Pay kısmının köklerinde de şunun eksilisi eksi 2, bunun eksilisi 7, şunun eksilisi 2 ve 2 var. Şimdi dikkat ettiysen 2'den kaç tane? 2 tane. Demek ki bunlar çift katlı kökler olacak. Bu bir. Daha sonrasında 0 ve 5 eksi 2 ve 7 kaldı. Başka çift katlı kökümüz bulunmuyor. O halde en küçüğünden başlayıp sıralayalım. En küçük burada eksi 2'dir. Daha sonrasında 0 var. Sonra 2 var. Sonra 5 var. Ve sonra 7 mevcut. Küçükten büyüğe doğru sıraladım. Sayı doğrumu çizdim. Ve bunlara da birer bacak takıyoruz. Bu bacakları taktıktan sonra şimdi o yüzüklere, boncuklara geldik. Eksi 2 ve 7. Pay kısmının kökleri ve eşitlik var. Doğal olarak eksi 2'yi de artı 7'yi de dolduruyorum içlerini. Şuraya geldim. 2 çift katlıydı ve pay kısmının kökü olduğu için bunu da doldurdum. Şimdi geldim paydanın köklerine. 0 ve 5. İçleri tabii ki boş olacak ve tek katlılar. Pekala. x kare artıyla başlıyor. Burası da artı, burası da artı. Demek ki artıyla başlayacağım. Artı, eksi, artı, bak çift katlı, artı, tek katlı, eksi, tek katlı, artı dedim. Ve benden istenen yer sıfırdan küçük veya eşit olan bölgelerdi. Yani şu kısım ve tabii ki şu kısım istenmiş benden. Burada diyor ki sağlayan x tam sayılarını toplama. Şimdi burada hangi tam sayılar var? Bak eksi 2'nin sağladığını görüyorum. Eksi 2 var. Şurada eksi 1'imiz var. Eksi 1 de sağlar. 0 sağlamıyor. Burada ise bak 6 sağlıyor. Ve burada 7'nin sağladığını tabii ki görüyorum. Bir de ekstradan diyorum ki şunu unutma. 2 de burada sağlayan bir sayı. Neden? İçini doldurmuşuz. Ne kadar taramasak da o bölgeyi ama içini doldurduğuma göre demek ki alacağım. Resim dersinde miyiz? Niye boyuyoruz biz bunların içini? İşimize yarasın diye boyuyoruz. O halde sevgili arkadaşlarım 2 de bizim sağlayan x değerlerimiz arasındadır ve bunların toplamı istenmişti. Burada eksi 2 ile artı 2 birbirini götürür. 6 ile 7'nin toplamı 13. Bunun üzerine eksi 1 eklersem tabii ki de cevap 12 gelecektir deriz. Evet 9. örneğimizi de çözdük şimdi 10. örneğimize geçeceğiz fakat hem videonun süresi çok fazla uzamasın diye hem de sevgili arkadaşlarım daha çünkü örnekler 2. sayfada da aralıksız devam ettiği için 24. örneğe kadar dersimizi burada ben noktalayacağım. 2. videomuzda eşitsizliklerin ikinci videosunda bomba gibi bir soruyla başlayacağız çözümü inanılmaz kısa süren ama görmesi biraz zor olan bir soruyla devam edeceğiz o videoda o soruda görüşürüz diyelim. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.